Kaş'tan herkese merhaba. Ben şimdi uyandım, kahvaltıya ineceğim ama size gözümü nasıl bir manzaraya açtığımı göstermek istiyorum. Yani o kadar güzel bir ev ki burası. Birazdan gezdireceğim. Biz dün geldik. Dün saat 3 gibi falan öğleden sonra. Yol geçmek bilmedi arkadaşlar. Aşırı zordu ve biz bir gece önce uyuyamamıştık hiç. O yüzden bir benzincide böyle yarım saat uyuduk falan. Bitmeyecek hiç sandım. Dün o yüzden hiç çekim yapmadım. Çünkü gerçekten böyle bitik haldeydik. Full dinlendik. Bugün de şimdi uyandık, kahvaltı edeceğiz. Sonra da işte programımıza başlayacağız. Odanın manzarasıyla başlamak istiyorum çünkü çok güzel. Şöyle direkt dışarıdan girelim. Burada böyle komple bir dolabımız var. Şu denize bakar mısınız? Burası böyle işte yatak kısmı. Ve hem tam karşısından hem de şöyle yanından deniz gözüküyor ve aşırı güzel. Yani sabah olup buna uyanmak gerçekten çok çok güzeldi. Kimsenin sizi göremeyeceği bir konumda ev. O yüzden aşırı keyifli. Hiç böyle perde falan kapatmanıza da gerek yok. Buradan da evin hem üst bahçesini görebiliyorsunuz hem de tabii ki denize. Şu balkona da çıkalım. Şuraya hemen getirdiğim 3-5 parça makyaj malzememi, işte gözlüklerimi falan dizdim. Şöyle banyoyu da göstereyim. Diğer odaları gösteremeyeceğim çünkü herkes tabii dün yerleşti. Boşken yakalayamadım. Dün de çekemedim dediğim gibi. Böyle işte eşyalarımızı da yerleştirdik. O tarafta da Yılmaz'ın eşyaları var. Böyle bayağı güzel büyük bir banyo. Şurada da duş kısmı var. Ve tabii ki buradan da deniz gözüküyor. Yani evde denizin gözükmediği bir tek arka bahçe var, o kadar. Aşırı güzel arkadaşlar, çok beğendim. Bu katta 2 oda daha var. Şurada bir oda var, bir de karşıda var. Buradan böyle aşağı iniyoruz. Hazırlandık. Işık niye bu kadar garip ya? Buraların bir mor çıkıyor sanki. Böyle plaj çantamı da alayım. Ay gözlüğüm. Bugün ilk Hidayetin Koyu'na gideceğiz. Hem bizim olduğumuz yere çok yakın. Arabayla bir 4-5 dakika falan gösteriyordu. Hem de çok övülen bir yer. Merak ettik. Oraya bir gidelim. Hava çok güzel. Güneşli, açık. Hem de esinti var birazcık. O da hoşumuza gitti. Öğleden sonra eve döneceğiz zaten. Evde birazcık keyif yapacağız. Şimdi artık çıkıyorum. Güneş kremi falan da arabada süreceğim. Süremedim. Hidayetin Koyu'na geldik, meşhur. Burası Blanca Beach diye de geçiyor bu arada. Aslında bir otelin plajı. Giriş ücreti yok. Şezlong 60 lira, şemsiye 15 lira. Bir de böyle arkamda gördüğünüz gibi bizimki birazcık dağınık, kusura bakmayın. Localar var. Onlar da 500 lira. Yiyecek içecek fiyatları çok çok pahalı değil bu arada. Yani beachlere göre bence makul sayılabilecek derecede. Burayı çok sevdim, çok beğendim. Suyu çok ılık ve temiz. Zaten mavi bayraklı bildiğim kadarıyla. Bizim eve de 4 dakika arabayla. O nedenle böyle çok plan program yapmadığımız günlerde direkt buraya gelebiliriz diye düşündük. Şimdi size birazcık böyle ortamı da göstereceğim. Çok da çekemiyorum çünkü müzik yüzünden telife girebilirim. Denize bayıldım ama. Gerçekten denizi çok güzel. Şimdi çıktım zaten, şu saçlarımdan anlayabilirsiniz. Şimdi arabadayım. Ekibin geri kalanının marketten çıkmasını bekliyorum. İşte balıkçı, market ve fırın üçlüsünü yapıyorlar şu an. Kaş'ın merkezindeyiz. Bugün böyle plaj falan birazcık güneş, rüzgar yordu. Arada böyle yağmur atışları falan çok güzeldi. Sanırım evdeki havuz keyfini yarına bırakacağım. Yarına da bırakamam. Yarın tekneye gidiyoruz. Yarın akşama belki bırakabilirim. Çünkü Şu an açıkçası böyle duş alıp yemek yemek istiyorum. Hiç havuzla uğraşacak halim yok. Burada Kaş'ın merkezi böyle çok ufak bir yer. Bütün marketleri, ATM'leri, işte birkaç markanın mağazasını falan bulabileceğiniz bir yer. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Araba park edecek yer pek yok. Ve o yerler hep dolu. O yüzden yani çok zor yer bulup bir markete, manava, bakkala, fırına girebiliyorsunuz. Biz dün de çok sorun yaşadık. Bugün de şimdi arabada bekliyorum ki hani bir şey olursa direkt biz çıkacağız, 2 dakika müsaade edin falan diyebileyim diye. Şimdi Carrefour'un önündeyim. Şöyle aşırı acıktım, susadım. Böyle bir plaj yorgunluğu var üstümde. Bak şurada kim var bak. Kendini gördün mü? Yemek yiyecek misin? Sen balık yiyecek misin? Günaydın. Bugün tekneden açılış yapıyorum. Tekne günü. Ben birazcık fazla giyineyim. Çünkü çok karnım ağrıyor. Aslında gelmeyecektim. Evde kalacaktım ama çok da istiyordum tekne turunu. Zaten böyle çok istediğim için bir şekilde ayarladık. Yine engel çıkıyordu. Fethiye'de de biliyorsunuz tekne turu için çok uğraşmıştık. Olmamıştı. Burada da zar zor ayarlayabildik. O yüzden geleyim dedim. Çok fazla bir şey çekebileceğimi zannetmiyorum burada. Çünkü tekne çalıştığı zaman zaten aşırı gürültü oluyor. Ama çok güzel koylara gittik. Hala da gitmeye devam ediyoruz. Akvaryum Koyu'na gittik. Sonra Batık şehri gezdik. Orası sit alanı olduğu için 1. derece. Girmek yasak. Sadece, hatta durması da yasak teknelerin. Sadece böyle bir geçiş yapabiliyorsunuz. Zaten onun görüntülerini biraz önce ya da bu araya da ekleyebilirim. Bilmiyorum nasıl yapacağım montaj işini. Biz yarın İstanbul'a bir döneceğiz bir günlüğüne. Yılmaz'ın kuzeninin düğünü var. Ona katılacağız. Sonra ertesi sabah 6'da tekrar uçağımız var. Tekrar buraya döneceğiz. O bir günlük İstanbul'u ayrı bir video olarak çekiyor olacağım. Hem böyle düğüne hazırlık hem de İstanbul'da bir günlüğüne İstanbul'a gelmek, Kaş'tan ve geri dönmek. Öyle bir video olsun istiyorum. Yani burası gerçekten o kadar güzel ki anlatamam ve bence Antalya tarafının en güzel mevsimi Eylül. Yani Eylül'ün başı, ortası, hatta sonu belki biraz soğuk olabilir. Çünkü şey çok bunaltıcıdır ya hani Antalya'nın havası. Şu an hiç öyle değil. Çok güzel esiyor ama sıcaklık da gayet güzel. Suyun sıcaklığı da çok güzelmiş. Ben bugün giremedim ama biz özel tur istedik. Yani paylaşımlı değil. Hani sadece bizim grup var şu an teknede. 2000 liraya öğle yemeği içinde içecekler dahil değil. Bir tur bulduk. Bir sürü güzel koy geziyor. Ama yani 6000'e kadar fiyatlar çıkıyor. Açıkçası teknenin büyüklüğüne göre ve hani doluluk oranına göre değişiyor. Öyle bence mutlaka buraya kadar gelmişken böyle bir tekne turu yapın derim. Bu arada ben Kaş'ı şimdiye kadar gerçekten çok beğendim arkadaşlar. Ay gözlüğümü de içeride unuttum. Çok beğendim ilk gelişim ama gerçekten böyle ufak ama çok tatlı bir yer. 2. videosu da gelecek Kaş'ın zaten. İşte İstanbul'a gidip döndükten sonra da 2. kısmını çekiyor olacağım. Öyle bugün böyle birazcık keyif günü yaptık. Sizi dediğim gibi çok dahil edemedim çünkü teknenin gürültüsünü birçoğunuz biliyorsunuzdur. Aralara böyle müzikle ekstra görüntü koymaya çalışırım. Öyle. Gelirken çekememiştim. Dönerken çekeyim. Burası sanırım Kekova limanı diye geçiyor. Üçağız diye geçiyor. Buradan bindik tekneye. Bizim kaldığımız yere 1 saat arabayla. Çünkü Kaş limanından bütün tekneler kalkmıyormuş. Burası böyle küçük bir meydan gibi. Üçağız diye geçiyor. Üçağız Kekova diye. Burada böyle tur otobüsleri de işte normal bizim gibi kendi aracıyla gelmiş olanlar da var. Park edip o hediyelik eşyacıların falan elbise satan standların olduğu yoldan geçiyorsunuz ve buralarda da var bu arada bu elbiselerden. Ve teknelerin olduğu kısma gidiyorsunuz. Çok tatlı bir yer, böyle minik, ufak, tatlış bir yer. Burada pansiyonlar vesaire de var. Bizim evin oradan burası arabayla 50 dakika falan. Normalde Kaş limanından da kalkan tekne turları var ama biz sadece bir tane öyle bulabildik. Onun da fiyatı çok yüksekti. Kaş limanına bütün bu tur tekneleri girmiyormuş. Genelde Üçağız'dan çıkıyorlarmış buradan. O yüzden biz de burayı tercih ettik. Şimdi bir saat falan eve yolumuz var arabayla. Hava da şu an aşırı sıcak. Bizimkiler de bir standa takıldılar. Onları bekliyoruz. Öyle gidip kendimi bir duşun altına atmak istiyorum. Eve geldik. Kendime kahve aldım. Şimdi böyle çok minik bir makyaj yapacağım. Sonra da ışığı kaçırmazsam eğer fotoğraf çekileceğim bahçede. Muhtemelen bu gece ben erken yatarım çünkü yarın uçağımız var ve Dalaman Hava Alanı buraya 2 saat mesafede. O yüzden birazcık erken çıkmamız gerekecek. Bir de montaj yapmam lazım yarın. Siz bu videoyu izliyor olacaksınız. Onu montajlayacağım. Böyle bakalım, şimdi bir hızlıca hazırlanalım. Fotoğraf çekelim. Ondan sonra yemek zamanı artık. Çok aç da değilim aslında. Teknede çok güzel doydum çünkü yemekler çok lezzetliydi. Ama o zaman acıkırım diye tahmin ediyorum. Yanımda çok fazla makyaj malzemesi getirmedim. Şu kahvemi birazcık kenara alayım. Dökmeden. Ben zaten yaz saatlerinde çok makyaj yapmıyorum. Artık biliyorsunuzdur. Şunun içinde fırçalarım ve eyeliner falan filan, dudak kalemleri var. Burada da birkaç bir şey var. Hem çok makyaj yapmadığım için getirmedim hem de yarın düğün için makyaj yapacağım zaman kesin kullanacağım şeyleri buraya getirirsem taşımak zorunda kalırım yanımda diye. O yüzden o riske girmek istemedim bir şey unutmamak adına. Şimdi bunlarla böyle minik pratik bir şeyler yapalım. Gözlerime çok yoğun bir şey yapmadım. Yüzüme de azıcık şu Misha'nın BB'sini sürüyorum. Böyle kızarık görüntüyü alsın diye. Bu arada şurada büyük ayna var ama telefonun ekranına bakarak yapmak daha kolay geldi. Benden Instagram'da paylaştığımda bu evi kiraladığımız sitenin linki falan çok istendi. Bu videonun altına link olarak ekliyor olurum arkadaşlar. O ara bulamadım, bir Instagram'dan paylaşamadım ama buradan paylaşayım. Gerçekten ev, yani 4 dörtlük, dış alanı olsun, evin kendi genişliği, konumu ve bence hani şeyde dekorasyonu falan da çok güzel. Ya açıkçası tatil için kiraladığım bir evde içindeki mobilyaların falan benim için çok bir önemi yok ama yani güzel olduğu zaman da tabii ki çok güzel demek lazım. Burası çok güzel bir ev. Konum olarak da Kaş'ta biliyorsunuz böyle bir burun var. Yarımada olan kısımda bu ve bayağı tepede bir ev. O yüzden denizi falan çok güzel görüyor. Zaten size ilk vlog başlattığım gün odanın manzarasını göstermiştim. Bütün evin manzarası o şekilde. Of, öyle bir bantlamışlar ki. Kapatıcıyı resmen açamadım arkadaşlar ve mecburen gözlerimin altına da BB kremin süngerde kalanla geçtim. Şimdi birazcık hızlandım. Elim ayağım birbirine dolaştı çünkü güneş batıyor şu an. Karanlığa kalacağım diye korktum bu kadar makyaj yapmışken. Hızlıca şu kaşlarımı bir doldurayım. Ondan sonra aşağı inip fotoğraflarımı çekeceğim. Evet, her şey getirip aydınlatıcı getirmeyi unutmuşum. O yüzden şu paletteki, şu baştaki renkten birazcık alacağım. Şöyle çok hafif şuraya bir geçeceğim. O yeterli gelir. Şöyle bir elbise giydim. Bunu Trendyol'dan almıştım. Çok tatlı. Bunları da Trendyol'dan almıştım. Altında bunları gideceğim ama şimdi merdivenlerden hızlıca inmek için elime aldım. Size bir de şöyle aynada göstereyim. Şöyle bir elbise bu. Yine balon kol. Son alışveriş videomu izleyenler balon koldan çektiğim çileleri hatırlayacaklardır. Arkadaşlar ışığı kaçırdım. Tam orada telefon geldi. Cevaplamam da gereken bir telefondu. O yüzden kaçtı. 1-2 tane fotoğraf denedim ama resmen bulanık çıktılar. O yüzden olmadı. Artık yarın olmaz. Öbür gün başlayacağım. Birkaç kare çekerim. Bu evde böyle güzel fotoğraflarım olsun istiyorum. Çünkü özellikle dış alanları çok güzel. Evin yani bahçesi, havuz kenarı, arka bahçesi falan filan çok çok güzel. O yüzden birazcık değerlendirmek istiyorum. Bir sürü de kıyafet getirmiştim. Neyse şimdi artık aşağı ineyim. Yemek yiyeyim bari. Ne yapayım yani? Yetiştiremedim. Hani her yerde dağıttım bu arada. Neyse gidiyorum. Arkadaşlar biz yemek falan yedik. Makyajımı çıkardım. Yan odada bebek uyuyor. O yüzden birazcık sessiz konuşuyorum. Videonun yarısını montajladım. Saat 12 oldu. Şimdi bitireceğim. Yüklemeye bırakacağım. Ama evin Wi-Fi birazcık sıkıntılı. Yüklenir mi emin değilim. Sabah da 6'da evden çıkmam gerek uçağa yetişmek için. Tablet de yanıma almıyorum. Umarım yarın video yayında olur. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda çarşamba günü görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma lütfen abone olmayı da unutmayın. Aşağı yorumlarınızı da bekliyorum bu arada. Görüşürüz.